Benim adım Doktor Dino Del Mastro. Kayropraktik doktoruyum. Spor terapisi ve rehabilitasyon konularında uzmanlığım var. Bu videonun konusu kinesiyoloji bantlama uygulaması ve GoTaping ile alakalı olarak en sık sorulan sorular olacak. Her zaman aldığım ilk soru işe yarıyor mu oluyor? Bunun için uzun ayrıntılı bir açıklama mevcut. Ancak kinesiyoloji bandı uygulaması yaptığımızda hastalar anında bir geri bildirim almaktalar. Buna biyo geri bildirim deniyor ki bu da onlara eklemin boşlukta nerede olması gerektiğini söyleyen bir hissin sağlanmasıdır. Sanırım zaman ilerledikçe nasıl, ne zaman ve neden işe yaradığına dair daha da fazla bilimsel araştırmalar elde etmekteyiz. Ancak şimdilik bu soruyu açıklamanın en kolay yolu deneyin. GoTape.com adresine girin. Bandı kendiniz deneyin ve sizin için işe yarıyor mu? Siz bize söyleyin. Bana göre işe yarıyor ve hastalarımın çoğuna göre de işe yarıyor. Bu nedenle cevabım evet. Sıradaki soru, bandı cilde uyguladığımızda ne kadar süre kalıcı? Yaklaşık bir saat mi tutuyorum? Peki ya yüzme egzersizimiz bittikten sonra hemen çıkarıyor muyum? Genel olarak ifade etmek gerekirse buna cevabım, eğer 3 ila 5 gün arasında tutabilirseniz bu ideal olacaktır. Neden bu kadar uzun süre tutuyorsunuz? Bu kadar uzun süre tutmanızın nedeni genellikle destek ve inflamasyon için uygulamamızdır. Faaliyetlerimiz sonrasında bile cildimizde bıraktığımızda sağladığı şey, bize cildin olduğu bölgede daha kapsamlı bir süre kaldırma, vakum etkisi, şişkinliğin ve inflamasyonun azaltılması ve de bölgeye destek sağlamasıdır. Bu nedenle genel olarak ifade etmek gerekirse 3 ila 5 gün. Eğer çok yoğun bir egzersiz ya da idmanınız ya da yaklaşmakta olan bir müsabaka varsa bandı en az 24 saat tutun. Ancak klinik perspektiften bakınca genel olarak ben muayenehanemde insanlara bant uyguladığımda bu 3 ila 5 günlük. Bant üzerindeyken duş alabilir miyim? Sürekli triatlon sporcularına, yüzücülere bant uygulaması yaptığımı söylemekle söze başlayacağım. Bu yüzden evet, GoTape su geçirmezdir. Üzerinizdeyken duş alabilirsiniz. Hatta üzerinden hafif bir şekilde sabunlayabilirsiniz bile. Ancak süngeri alıp ovalamaya başlarsanız tabii ki çıkacaktır. Nazik bir şekilde elinize biraz sabun alın. Bölgenin üzerine hafifçe dokunarak hoş ve temiz tutabilirsiniz. Sorun olmaz. Diğer soru, tüyler. Bandı tüylerin üzerinde uygulayabilirsiniz. Evet, bununla birlikte tüylerin çok uzun olmasını istemezsiniz. Eğer bir inçten daha uzun tüylerin bulunduğu bir bölgeyi uyguluyorsanız, tıraş makinesi kullanarak hemen biraz tüyleri kısaltmak ve bu şekilde bandın cilde yapışmasını sağlamak isteyebilirsiniz. Aksi takdirde benim kollarımdaki gibi bir tüy katmanı üzerinde oynayan bir bandınız olacaktır. Bu çok da işe yaramayacaktır. Bu nedenle bant uygulaması yapmadan önce en iyi etkiyi elde etmek için kesinlikle tıraş makinesi kullanabilir ve tüyleri biraz kısaltabilirsiniz. Daha sonra bandı nasıl çıkarırım? Tamam, şimdi örneğin tekrar bana dönelim. Eğer hemen bandı çeker, benim kolumdaki tüylerle bu biraz rahatsız edici olacaktır. Bu yüzden bandı biraz daha kolay bir şekilde çıkartmak için denemek isteyeceğiniz birkaç şey. 1. Bölgenin hava aldığından emin olarak bandı cildinizle birlikte çekin. Aslında bandı yara bandını çıkarır gibi ciltten uzağa doğru çekmiyorum. Gerçekte cildi bastırırken ters yöne doğru yukarı çekiyorum. Böylece çekerken bandı kaldırmak için cildimin üzerine bastırıyorum. Denemek isteyebileceğiniz bir diğer şey ise basitçe yağ sürmek olabilir. Doğrudan bandın üst kısmı üzerine bebek yağı ya da güneş losyonu ile bu bölgeyi biraz ovuşturmak ve daha sonra hemen soyu vermek. Yağı duşa girmeden önce sürdüğünüzden emin olun. Aksi takdirde dökülebilir ve duşta kayabilirsiniz. Bu nedenle bu konuda dikkatli olmalısınız. En son olarak bir diğer önemli soru da, nereden satın alabilirim? Eğer bu videoyu izliyorsanız internet sayfamızı çoktan ziyaret etmiş ya da henüz etmemiş olabilirsiniz. Eğer hala yeterince çok kez söylememişsem gotape.com, hemen internete girin. Oradan sipariş verebilir ve bizi arayabilirsiniz. Bir ürünümüzü almanızı ve denemenizi isteriz. Çok seveceğinizi düşünüyorum. Teşekkürler.